Merhaba Oğlak Burcu ve özellikle de yükselen Burcu Oğlak olanlar Ekim 2021 yılının gökyüzü enerjilerini ve webcd hesaplamalarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Ekim ayına. 6 Ekim'de terazinin 13 derecesinde bir yeni ayla bu aya başlıyoruz. 10. ev konularınızla ilgili yeni taze bir başlangıç var. Her ay olduğu gibi bu ayda bir yeni ay ve bir dolunay gerçekleşecek. Yeni ay 13 derecede gerçekleştiği için 13 dereceye yakın bir gezegeniniz var ise, hangi evleri yönetiyor ise, bu çok daha dikkat çekici bir gündem oluşturacaktır. Vedik sistemde hasta nakşatrasına, batı sisteminde algorab sabit yıldızına denk geliyor bu yeniliğin derecesi. Şimdi bu ne demek? Kariyerle ilgili konularda özellikle sizden üst mevkideki patronunuz, müdürünüz, hesap verdiğiniz insanlarla ilgili kariyer başlığı altında, iş başlığı altında yeni bir sayfa, yeni bir gündemi gösteriyor. Yeni bir iş bulmak ya da gelirlerinizi artırmak adına ek bir iş bulmak. Kariyerle ilgili bir yön belirlemek, yeni, taze, daha önceden deneyimlemediğiniz yeni bir yol belirlemek, yeni bir yön çizmek. Burada üst mevkideki insanlarla gündemleri ifade ettiği için burada böyle bir iletişimsel konular, görüşmeler ya da kariyerinize yön vermek adına biraz fikir birliği vesaire gibi bir etki de oluşturum ihtimali var. Özellikle böyle hasta nakşatrası elle ifade edildiği için biraz bireyin doğrudan kendi emek gayretini işin içerisine koyarak girişimlerini doğrudan kendisi yaptığı bir yeniliği gösteriyor. Algorab sabit yıldızı ise biraz böyle gizli saklı, fazla böyle insanların duymasını istemez. Gizliden bir şeyleri yürütme doğasıdır Algorab sabit yıldızının doğası. O yüzden bu yeniliği biraz böyle gizli saklı yapma, işte kariyerde bir pozisyon mu düşünüyorsunuz? Diğer insanlar pek duysun istemiyorsunuz. Böyle gizli bir şekilde o yeniliği yapmak adına girişimleriniz var. Konuşuyorsunuz üst mevkideki insanlarla, iletişimler vesaire çok arttığı bir döngüyü gösteriyor. Eğer işte kariyer hayatı ile ilgili hiçbir gündeminiz yok ise, yani hiç benim böyle bir meşguliyetim yok, evli böyle evde rutin bir hayatım var diyor iseniz, eşinizin anne babası, özellikle evli bireyler için eşinizin anne babası ile ilgili, akrabaları ile ilgili, kökleri ile ilgili ya da miras konuları ile ilgili yeni bir konuyu gösteriyor. Yeni bir çözüm yolu da olabilir. Ya da böyle sürümcemde bir takım problemler var. İşte miras konuları, alacak verecek konuları gibi. Burada da böyle bir yenilik olma ihtimalini gösteriyor. Eşinizin ebeveynleriyle ilişkilerde yeni bir sayfa, yeni bir döngü olması muhtemel. Sonrasında 7 Ekim'de Venüs Yay burcuna gelecek sizin 12. evinize. Venüs geldiği evin konularını rahatlatır. İlgi, alakayı, sevgiyi de oraya kanalize eder. Şimdi burası böyle psikoloji, inzivai bir ev. İnzivai alanlarınızla ilgili hobilerinizi artıracağınızı gösteriyor. Evde böyle fazlaca vakit geçirmekten hoşlanan bir bireyseniz. Farklı ilgi alanlarınız oluyor, farklı konulara eğilim, belki bir eğitim programı olma ihtimalini gösteriyor. Böyle psikoloji olabilir, astroloji olabilir. Biraz böyle ruhsal olarak endişeli, kaygılı, tedirginlik hakim olduğu bir böyle ruh haliniz var ise, Venüs burada bir rahatlama oluşturacaktır. Böyle kaygı, tedirginlik minimalize olacak. Biraz boş vermişlik enerjisidir 12. evde olmuş olması. Daha böyle sorunlar belki böyle yığındı çok fazla. Siz biraz boş vermiş bir enerjiyle aman olsun yapacak bir şey yok gibi bir etkiyi de oluşturma ihtimalini gösteriyor. Sonrasında 10 Ekim'de Satürn düz seyrine başlayacak. Hemen arkasında 18 Ekim'de hem Jüpiter hem Merkür düz seyrine başlayacak. Şimdi Jüpiter, Merkür, Satürn derken bu kadar gezegenin artık düz seyrine başlamış olması, Eylül ayında böyle problemlerle uğraştıysanız, işte projelerinizde yol alamadıysanız, kariyerdeki girişimlerinizde umduğunuzu bulamadıysanız artık her şey rayına giriyor. Sorunlar çözülüyor, her şey akışta ilerliyor. Bütün gezegenlerin geri hareketli olduğu Eylül ayında bütün sorunlar böyle iyiden yığıldı. Fazlaca farklı farklı alanlarda mücadelelerimiz, ancak sonuç alamadığımız gündemler yaşadık. İşte Ekim ayında, özellikle 20 Ekim'den sonrasında her şeyin rayına girdiği, güzel etkilerle dolu bir zaman dilimi. Yeni projeler, yeni iş girişimleri, yeni başlangıçlar için 20 Ekim ve sonrasını değerlendirebilirsiniz. Geçmişten gelen işleri halletmek, var olan böyle hali hazırdaki iş sorumluluklarınızı bitirmek ve tamamlamak adına ise 20 Ekim ve öncesindeki zaman dilimi çok daha olumlu ve verimli olacaktır. Siz Oğlak burçları ve özellikle yükselen Oğlaklar,
2-2,5-3 yıllık zorlu süreçlerden geçtiniz ve bitti. Hala Satürn Kova'da, yine böyle değer yargılarınız, özgüveniniz, böyle kimliğiniz, kişiliğiniz burayı da biraz zorluyor. Evet, ki burada Jüpiter, Satürn artık böyle son hamlelerini yaparak ilerleyecekler artık. O yüzden az daha sabır diyorum sizin için. Kovalar için de aynı durum geçerli ama siz daha böyle tam bir gün ışığına kavuşamadınız bu süre zarfında. Sonrasında 20 Ekim'de Koç burcunun 27 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek Aşvin'in akşatrasında. Bunun doğası biraz böyle aceleci, hızlı. Aşvin çok enerjiktir. Hemen olsun, hemen bitsin ister. Sizin 4. ev konularınızla ilgili bir tamamlanmanız, bir sona gelişiniz var. Çok acelecisiniz. Ev, yuva, aile, mekan, hali hazırda bulunduğunuz eviniz. Hemen halledelim, işte kapatalım. Yeni bir ev mi bulduk? Hemen yerleşelim. Ev, yuva, aile alanları ile ilgili mülk almak ya da böyle yatırımlarla ilgili gayrimenkul başlığı altındaki yatırımlarla ilgili hızlı bir şekilde yaptığınız bir tamamlanma etkisini gösteriyor. Burası ebeveynlerle ilişkilerdir de özellikle babayı ifade eder. Burada babayla ya da ebeveynlerle gündemlerde de bir sona bir tamamlanma etkisini gösteriyor. Ve bir konu var, halledilemedi. Uzun soluklu konuşuldu, işte ev, yuva, aile alanları ilgili ya da gayrimenkul, mülk, miras konuları, ebeveynler, bunların tamamını ifade eder. Burada konuşuldu, halledilemedi. Artık böyle ya tamamen bitiriyorsunuz ya da konuyu halledip rafa kaldırıyorsunuz. Artık gündeminizde 20 Ekim ve sonrasındaki süreçte bu konularla ilgili zihin dünyanızdaki meşguliyet adeta minimalize oluyor. Ve yolunuza bakıyorsunuz, böyle bir etki. 27 derece çok önemlidir. Son dereceler genelde Batı sisteminde özellikle kötücüllerin etkisindedir diye kabul edilir. Yani yapılacak her türlü yeni ay dolunay çok iyi bir sona pek vardırmaz diye yorumlanır. O yüzden bu kapanış daha dikkatli olunması gereken, hali hazırda gündemlerinizde hangi konu zihninizde yer tutuyor ise bu kapanışı yaptıktan sonrasında gerçekten sizin menfaatinize mi, iyi düşünmenizi, iyi analiz etmenizi öneririm. Genel etkileriyle bu şekildeydi. Sizin için hep hesaplamalarında ya basit esması çıkmış. 145 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşça kalın.